Günaydın, günaydın efendim, günaydın. Şimdi gördüğünüz gibi ne yapıyorum? Önce şu işleri bitireyim. Böyle denk getiremiyorum yani, getiremiyorum. Şimdi yayından önce de Tunç Bey diyor ki, yayında diyor sallanma diyor. Ben, neyim ben ya? Necefli Maşrapa mıyım ben? Niye sallanayım yayında? Efendim ben burada robot kameralar var. Biz bu robot kameraların kuşağından değiliz ki. Bizde kamera artı kameraman olurdu. Böyle Jimmy Jeep'ler falan olurdu. Böyle uçan kaçan kameralar. Bunlar kendi kendine, yapay zeka mı bunlar? Ben böyle yerimde durmayınca bunların kafası karışıyormuş. Ay sizin kafanıza diyeceğim ben de. Ondan sonra diyecekler Hasan Tahsin çıldırdı, kameralarla kavga ediyor. Efendim sabah şerifleriniz hayır olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Keşke bu yayına, yani paylaştığım gibi, keşke bu yayına gerçekten bugün keyifle başlasaydım. Keşke size günaydın derken aslında karartılan günlerimizin aydınlık olması dileğimi söylemek istediğimi haykırabilseydim. Ama dün akşam biraz erken uyudum. Gece saat 23.40 gibi bana bir fotoğraf geldi sevgili abimiz Orhan Beşikçi'den. Fotoğraf sinir bozucu. Şimdi bazı başka fotoğraflar da geldi. Onları Cengiz'e gönderdim. Hatırlarsınız ben çok dile getirdim. Yani öykü çok acıdır. Bugün gündem allak bullak. Ben size söyleyeyim. Bugün gündem allak bullak. Ben bugün vali beyin yerini de, emniyet müdürünün yerini de, kaymakamın yerini de, belediye başkanlarının yerini de sorgularım. Ben yurttaşım. Hiçbir makamdan korkum yok. İsterlerse buraya bir kamyon dolusu polis yığsınlar. İsterlerse beni derdest edip zindanlara atsınlar. Ama bugün benim konuşmamı kimse engelleyemez. Rahat mısınız Sayın Valilik? Rahat mısınız Sayın Emniyet? Rahat mısınız Anafartalar Polis Amirliği? Rahat mısınız? Sonunda yaktınız. Yakılmasına göz yumdunuz kalpaklı müftünün evinin. Büyük vebal altındasınız. İzmir'in kültür müdürü de, iktidar partisinin il başkanı da, milletvekillerinin alayı da vebal altındasınız. Ya tarih yakıldı gözümüzün önünde. Bana kimse elektrik kontağı falan demesin. İtfaiye raporuna er geç ulaşırım. Hiç kimse bana elektrik kontağı demesin. Daha bir ay, iki ay önce ben burada İzmir Emniyetini kutlamıştım. Çünkü rahmetullah efendinin evinin önüne devreye şey yaptılar. Çünkü aldıkları ihbarlar vardı. Niçin Basmani'yi gözden ırak tutuyorsunuz efendiler? Şimdi sırada Yıldız Sineması mı var? Şimdi sırada Emniyet Oteli mi var? Şimdi sırada Agios Vukolos mu var? Yakıyorlar Basmani'yi. Çalıyorlar Basmani'yi. İşgal ettiler Basmani'yi. Emir Sultan'da yatan mefkalar hepinizden şikayetçi olacak ahirette. Lafa gelince herkes muhafazakar. Herkes. Tarihimiz. Tencere kapağıyla Osmancık oynayan ruh hastaları türedi ortada. Kimse alıp da eline bir kitap okumuyor arkadaş. Bir kitap okumuyor. Bilgisiz, bilinçsiz, amaçsız nesil yetiştirmeye tam da elverişli bir şey. Bir de üstüne üstlük Türkiye Cumhuriyeti'ni yol geçen hanına çeviren, sözde canını kurtarmak için İzmir'i işgal eden bir yığın ne olduğunu bilmediğimiz insan. Mecbur muyuz biz ya? Mecbur muyuz efendiler? Mecbur muyuz? Bu gerçeğe susan da, bu gerçeğe sessiz kalan da, bu gerçeğe umursamaz davranan da dilsiz şeytandır. Şimdi sırada ne var? Yakalım Etnografya Müzesi'ni de yakalım. Piçhane'yi. Valiliği de yakalım. Ne güzel iş ya, tarihi bırakmayalım. Yıkalım. Mültecilere çadır kent yapalım. Tini house yapalım.
500 bin defa söyledim. İzmir yol geçen hane oldu dedim. Bu yangın bangır bangır geliyorum diyen bir yangın. Bangır bangır geliyorum diyen bir yangın. Daha önce de orada bir yangın girişimi oldu. Ha, burada yalnız bir şey söyleyeyim. Kültür Bakanlığı ve İzmir Valiliği karizmayı fena çizdirdiniz. Çünkü dün akşam o bina yanarken sizin oraya çaktığınız güya kamulaştırma levhası da bal gibi görünüyordu. Karizmayı fena çizdirdiniz. Şimdi bugün bakacağız. Ne olacak? Arafartalar polis amiri görevden mi alınacak? Ha, asla. Şimdi orası yandı ya. Nasıl bir şey oldu, hasar oldu bilemeyiz. Ama şimdi şey de düşer. Yani koruma şeyi de düşer. Orası yıkılır. Derler ki, burası yangın yeri oldu. Çevre can güvenliğine zarar veriyor. Tabii yıkılır. O alan açılır. Oh, mis gibi ya. Mis gibi abi. Basmane'de, Buca'da, bakın Kemeraltı'nda yıllardır öyle güzel yakılıyor, yıkılıyor ki tarih. Ama kimin umurunda ya? Ya kimin umurunda? Ya şu Levanten köşkleri kadar değeri yokmuş Rahmetullah Efendi'nin. Rahmetullah Efendi kimdi biliyor musunuz? 1940'ta, 44'te öldü. Sonra unutuldu. 2017'de bir akademisyenin uyarısıyla ben danışmanlığım sırasında Aziz Kocaoğlu'na söyleyerek Kokluca'da müftülüğün bile saygı göstermediği harap ve bitap olmuş kabrini Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu yeniletti. Pırıl pırıl kabirde yatıyor. O da eşi İkbal Hanım'da. ...1919-1922 arası kan kustu kızılcık şerbeti içti. Bu ülkedeki Müslümanlar özgür yaşasınlar diye. Gün gelip de evi yanarken, evi metruk olurken o özgürlüğü için savaştığı, özgürlüğü için mücadele ettiği Müslümanlar kendini unutsun diye paralamadı. O da Kambur İzzet gibi, Hacı Hasan Paşa gibi, Ali Nadir Paşa gibi Yunan'la işbirliği yapabilirdi. Sonra da 7 Eylül'de binerdi vapura, giderdi Sakız'a. Hayatını kurtarırdı. Niye kuvvacı oldu ki? Ha niye? Niye oldu kuvvacı? Onca şehit niye şehit oldu ki? Ben bunları söyleyince neymiş bende Bizans paranoyası varmış. Ya Bizans'tan korkan sizin gibi olsun o zaman. Bizans'tan neye paranoya taşıyayım ben? Benim bu İzmir'in sokaklarını dolaştığım kadar kaç kişi dolaştı acaba? Bak açık söylüyorum, şimdi sırada emniyet oteli var. Güpegündüz herkesin gözü önünde soyulan tarih binaları var. Al Bornova'daki 57. Topçu Tugay'ın eski karargah binası. Bak orasının da akıbeti öyle. Çünkü kolay. Kolay kardeşim, kolay. Koruma kararı verilen bir bina tamir de edilemiyorsa o korumadan kurtulmanın yolu yakmaktır. Hadi gel bugün yayın yap. Hani nasıl yayın yapayım ya ben? Ondan sonra diyorlar ki Hasan Tahsin çok bağırıyorsun. Ne yapayım? Ne yapayım? Takdir mi edeyim? Oh ne güzel olmuş mu diyeyim? Memleketin otoparka ihtiyacı var mı diyeyim? Bakın. Şimdi yerime geçeceğim. Bugün çünkü önemli bir konuğum var. İzmir Şehir Tiyatroları kurucu genel sanat yönetmeni
Sevgili Yücel Erten konuğumuz olacak 9.30'da. 9.30'a kadar gündemi bitirmem lazım. Ama size anlatmak istediğim bu konuyla ilgili bir ayrıntı daha var. Bilmeyenler hatırlasın. Bilmeyenler öğrensin, unutanlar hatırlasın diye. Anlatabildim mi? Ben yerime geçiyorum. Yerime geçerken ne diyorum? Ne kadar kibirli varsa, ne kadar tepeden bakan varsa, ne kadar paraya ve betona tapan varsa, ne kadar kifayetsiz muhteris varsa, mevki, makam, şan, şöhret ayırmaksızın alayının evini taşlıyoruz efendim. Başlıyoruz. Buyurun. Yalvardık. Yalvardık. Kültür müdürlerine, kaymakamlara, yani milletvekillerine yalvardık. Olmadı. Şimdi ben Orhan Beşikçi'nin haleti ruhiyesini merak ediyorum. Hani arayacaktım. Sabah erken görür görmez arayacaktım. Fakat şey yapamadım. Yani cesaret edemedim. Uyuyordur. Rahatsız çünkü. Ya Orhan Beşikçi gibi adamı devletinin yanında olduğu için, kurallara, kanunlara bağlı olduğu için, tarihini korumaya çalıştığı için evinin önünde 3 tane serseri darp etti. İzmir'i kılı kıpırdamadı be. Orhan Beşikçi hakkında önüne gelen iftira atıyor. Utanmaz, arlanmaz, puntanın ruh hastaları. Belediye başkanlarına yanlış konuşuyorlar. Yok Orhan Beşikçi küfrediyormuş. Orhan Beşikçi'nin ağzından bir defa küfür duymadım. Neredeyse 25-30 yıldır tanıyorum. Orhan Beşikçi birlikten yanadır. Birliktelikten yanadır. Mütevazidir. Yıllarca basmane şenlikleri yaptı. Belediyeden bir kuruş tahsisat almadı biliyor musunuz? El alem bir organizasyon yapıyor, abad oluyor. Uyduruk kıytırık kitap bastırıyor, tekrar kitaplar bastırıyor, abad oluyor. Ama söz konusu Orhan Beşikçi olunca, o kim ki? Tabii. İzmir, işte böyle ev yanar, biz de bakarız. Ben bilmiyorum, bugün mesela gerçekten merak ediyorum. Sabahleyin şeyde İz Gazete'de gördüm. Gerçekten İzmir basını ne kadar hakim İzmir'deki tarihe? Ne kadar? Ne kadar hakim? Şimdi bakın, yani olayın öfkemin neden bu kadar üst perdede olduğunu size başka bir şeyle de kanıtlayacağım. Ben yıllar önce, yani yıllar önce dediğimde 3-5 yıl önce bir makale kaleme almıştım. Yani bir gazeteci olarak bir kale şey almıştım. Kaleme almıştım. Onu da yayınlamıştım. Blogumda yayınladım. Şeyde yayınladım. Bakın size okumak istediğim bir şey var. Rahmetullah Çelebi, İzmir'in gerçekten sadece Atatürk'ün Latife Hanım'la olan nikahını kıyan müftü olarak bakmayın. Osmanlı'nın son, Cumhuriyet'in ilk İzmir müftüsüdür. Ve işgal döneminde işgalin komiseri Stargiadis ile ciddi de ilişkileri olup İzmir'deki bazı
uzaktan kumandalı Rum ve Ermeni çetelerinin Müslüman mahallelerinde fazlaca katliam yapmasını da engellemiş bir insandır. Hristos Tomos'la da irtibatı vardır. Yani o günlerde Müslümanları korumak için adam her türlü fedakarlığı yapmış. Ama tepki koyacağı zaman da öyle tepkiler koymuş ki. Bakın size biliyorsunuz İzmir'in işgali 15 Mayıs, 14 Mayıs gecesi Maşatlık'tan miting oluyor. Ve mitingde diyor ki, konuşma yapıyor. Kardeşlerim, ciğerlerinizde bir soluk, nefes kaldıkça, damarlarınızda bir damla kan kaldıkça, ana vatanımızı düşmanlara teslim etmeyeceğiz. Kur'an-ı Kerim'e el basarak benimle birlikte yemin edin. Halkı Yunan işgaline karşı direnişe çağırıyor. Sonra aslında olan başka şeyler de var. Mesela bunu da Yaşar Ürük yazmıştı. Yaşar Ürük bir makalesinde yazmıştı. Bu Basmane'de Çorakkapı Camii var, biliyorsunuz değil mi? Hala kurşun delikleri vardır minaresinde. Yaşar Ürük'ün naklettiği gibi anlatayım size. Yani ondan öğrendiğim kadarıyla. Oradan demir yolundan Yunan askeri şey yapıyor. Basmane istasyonundan nakledilecek başka diyarlara. O sırada Yunan askerleri bir aşka mı geliyor? Ne yapıyor? Tüfeklerle istasyonun önünden minareyi ateş ediyorlar minareye. Böyle orada hala böyle çıplak gözle de görülebilecek kurşun delikleri hala görülüyor. Tabi olay İzmir'de infial yaratıyor. Şey de rahatsız oluyor bundan. İşgal komiseri Stargiadis de. Rahmetullah Efendi durumu hem protesto etmek hem durumu anlatmak için Stargiadis'le makamında görüşüyor. Stargiadis çok üzgün olduğunu, zarar neyse karşılanacağını söyleyip Rahmetullah Efendi'yi teskin etmeye çalışıyor. Ama Rahmetullah Efendi işgalcilerin onarım için bir tek lirasını bile kabul etmiyor. Sadece bu durumu kayda geçirmeye çalışıyor. Yani bu insanlar İzmir'in hafızası. Bu insanlar İzmir'in değeri. Bunun gibi. Miralay Fethi Bey gibi. Hukuku Beşer'in sahibi Hasan Tahsin Recep gibi. Yani size bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten bu tarihi kimler nasıl kurgulamış? Ben size dün anlatmaya çalıştım. Çünkü nereden? Bakın bu ülkede 80 darbesinden önceki 9 Eylüllerle 80 darbesinden sonraki 9 Eylüller birbirine benzemiyor. Hele 90'lardan sonra iyice cılkı çıktı. Aynı fuarı itibarsızlaştırdıkları gibi. Ya insanlar artık atalarından, dedelerinden de utanmıyor. Basmane bugün niye bu kadar kötü halde? Niye bugün asker kılıklı Afganların işgalinde? Niye arkadaş, niye? Niye İzmir'in kadim merkezi, İzmir'in en korkunç merkezi haline geldi? Niye bu sorumluluğu hiçbir milletvekili, hiçbir vali, hiçbir bakan, reisi cumhur, genelkurmay başkanı, belediye başkanı filan hiç hissetmiyor? Ya İzmir'in 24 tane milletvekili var. Ya ey milletvekilleri, siz Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz mısınız ya? Ya şu kente sahip çıkın. Şu kentin insanları size sahip çıkıyor. Sizi milletvekili yapıyor. Kendi maaşlarına zam yapılmamasına ses çıkarmıyor. Sizin de maaşlarınıza zam yapılmasına ses çıkarmıyor. Ya biraz ilgilenin ya, şu kentin her şeyi sizin göreviniz. Ben bugün neler anlatacaktım? Bak mesela seçim döneminde bütün ilçe belediye başkan adayları
böyle Ekrem İmamoğlu'ndan esinlenerek işte halk lokantası kuracağım, kent lokantası kuracağım. Hatta Bayraklı'da bir tane bile yok ama Bayraklı belediye başkan adayıydı o zaman İrfan Önal. O zaman ben sayılarını arttıracağım dedi. Olmayan şeyin sayısı nasıl artar? İşte bekledik, seçim oldu bilmem ne. Dün bir haber düştü. Buca Belediyesi 4 kap yemeği mi 3 kap yemeği mi 45 liradan fixlemiş ve hizmete de açmış. Ve büyük de bir ilgi başlamış. İnsanlar beklemeye başlamış. Ve bu çok güzel. Ben Görkem Duman'dan bu performansı beklemiyordum. Ama gerçekten çok takdir ettim. Sayılarını arttırmasını da bekliyorum. Diğer belediye başkanlarına da, yani Konak Belediye Başkanı bıraksın mızmızlanmayı. Yok şu kadar borcum var, yok borç para alayım, yok borç. Bıraksın biraz işe baksın. Biraz basmaneyi tanısın. Kemer altını tanısın. Hani Karabağlar bilmem ne. Bak Bayraklı'da, çünkü gerçekten ekonomi çok kötü durumda. Bakın millet, dün bir manavın önünden geçtim. Yeşilyurt'ta. Dün bir manavın önünden geçtim. Erik, çilek, kiraz, muşmula, başka ne vardı? Küçük şeftali, küçük kayısı filan böyle yarımşar kiloluk ya da yarım kiloya yakın böyle plastik kapların içine konmuş. Yarım yarım, bir değil. Böyle dökme değil. Abi 80 liradan başlıyor yarım kilosu. 80 liradan. Ha, daha Mayıs ayındayız. Bollaşır mı, bollaşmaz mı bilemem. Ama o tezgaha çıktığı zaman eskiden, hani insanlığın hakim olduğu süreçlerde turfanda dediğimiz ürünler manav reyonlarında böyle hem görülen hem görülmeyen yerlerde konulur. Çünkü fiyat yüksekti ve insanlar beklerdi. Yani bollaşsın, fiyat düşsün diye. Şimdi öyle değil. Şimdi kulun kuldan çekindiği bir şey yok. Empati yok. Çünkü göz teması yok. Biz birbirimizi sosyal medya linç etmeye bayılıyoruz ya. Yani iki oturalım. Derdin ne? Düşmanlığın ne? Nereden çıktı? Ama öyle bir sohbet yok. Ben onu sildim. Sil. Sil. Ne oluyor silince? Ne oluyor yani? Ama bunlarla, bu kent lokantaları bu açıdan önemli. Bana dün bir tweet attım. Abarttığımı söyleyenler. Hayır, abartmadım. Buca Belediye Başkanı çok doğru, çok güzel bir iş yaptı. Ben kutluyorum. Daha da artmasını istiyorum ve buranın olabileceğini İzmir'e kanıtladı. Aslında ben bunu ilk Bayraklı'dan bekliyordum. En çok çünkü Bayraklı Belediye Başkan adayı söyledi. Bayraklı'da da kurulsun, Karabağlar'da da kurulsun, her yerlerde kurulsun. Çünkü inanın fukaralık aldı başını gidiyor. Konuğumuz geldi mi Cengiz? Yani en kötü iletişim, iletişimsizlikten daha iyidir. Bakın daha iyidir. Bakın bana biraz önce yayına girmeden önce, bakın öyle tehlikeli şeyler oluyor ki. Yayına girmeden önce Tunç dedi ki, ya okudun mu? Dün benim tepem çok attı. Yani şu anda öyle öfkeliyim ki. Mış gibi Atatürkçülükler, mış gibi dindarlıklar, mış gibi milliyetçilikler, mış gibi sosyalistlikler. Ya arkadaş ya, ya bir şey ya ol ya olma. Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol ya. Ha İzmir o kadar çok geriye gitti ki bu Bizans düşkünlüğü yüzünden. Şimdi konuğumuz da gelmiş. Ha şey, müfredatta dedim ya, artık Milli Eğitim Bakanlığı yok. Marif ve tedrisat vekaleti var. Matematiği falan kaldırmışlar. Hemen bunu yarına çalışayım. Yarın ben bugün şey yapayım, biraz kafamı toplayayım, öğreneyim. Yani sosyoloji yok,
Okullarda eski kollar yok. Bak şimdi Yücel Hoca hatırlayacak. Yani eskiden okullarda tiyatro kolu olurdu. Ben hep kitaplık kolu olurdum. Kızılay kolu olurdu. Şimdi okullarda var mı böyle bir şey? Okullarda çeteler var. Marif vekaleti de diyor. Müfredat, ne yapacağım müfredatı? Ben daha önce de söyledim. Bak yine söylüyorum. Korkum varsa şerefsizim. Bir daha diyorum. Bir kamyon polis gönderin buraya. Bu ülkeyi istediğiniz gibi çeviremeyeceksiniz. Bu ülkede rahlelerde eğitim dönmeyecek. Babeyli, Balabula'da, Bamburleyli, Babbub. Olmayacak. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerin yetişmesi için gerekiyorsa canımı vermezsem ben de adam değilim. Matematik dersinin yok sayılması nasıl bir zekadır ya? Ben ayrıntıyı öğreneceğim. Bakın ayrıntıyı öğreneceğim. Çünkü yani uçan var ya uçan şeyhler. Uçan şeyh var bir tane. Bir de Instagram'dan fotoğraf koyuyor. O uçan şeyhlere STK diyen bir Milli Eğitim Bakanına ben Milli Eğitim Bakanı değil, Marif ve Tedrisat Vekili derim. Gerçi Şeyhülislam da Arapça bilmiyormuş. Bilmeyebilir. Öğreniyordur, kursa gider. Gerçi Arapça öğrenmek o kadar zor değil yani. Dostlarınız iki oturun, öğretirler zaten. Zaten çok da bilmeye de gerek yok. Efendim şimdi dediğim gibi konularımız çoktu ama gerçekten şu anda bile yani hissediyorum böyle tansiyonum oynuyor ilaç kullanmama rağmen. Göz göre göre İzmir'de tarihimizi yakıyorlar. Birileri de utanmazca nasıl bir gaflettir bu yangına bakıyor. Bakalım sırada emniyet oteli mi var? Neresi var? Bilmiyorum. Ha bunlar fuarı da yakar. Bak bu kafa fuarı da yakar. Çünkü bu fuar için İzmir'in eski iş adamlarından biri 2000'lerin başında Alsancak'taki Gazi İlkokulu'nu AVM yapalım, Gazi İlkokulu'nun aynısını fuarın içine yapalım deme hadsizliğini göstermişti. Çok iyi hatırlıyorum. Hadi şimdi ara veriyoruz, sevgili ustayı ağırlıyoruz.